Efendim merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Öz Şifa Bitkisel Ürünler Mağazası Özgen. Efendim son zamanlarda çok popüler olan çam terebentin yağının faydaları nelerdir? Bize bunlardan bahseder misiniz? Şimdi çam terebentin yağı, evet, hani son dönemde insanlar tarafından çok sorulmaya başlanan bir yağ haline geldi ama aslında yeni çıkan bir yağ mı değil, bayağı bir geçmiş dayanan bir yağ aslında. Vücuttaki en büyük etkisi bir kere saç bakımından, bunu çoğu kişi bilir zaten. Saç bakımına çok büyük faydası var. İşte erkekler sakal büyük bakımına da kullanabiliyorlar bu yağı, çünkü kıl köklerini beslediği için. İşte bayanlar saç haricinde kaş kirpik bakımına yine bu yağı tercih ediyorlar. Çünkü dediğim gibi kıl köklerini besleyen bir yağ, tabii tek başına değil aslında. Bunun içerisinde saç bakım yağlarıyla bir karışım yapıldığında, işte patlı badem yağı, Hint yağı, sarımsak yağı, lavanta yağı, susam yağı, çörek otu yağı gibi daha bu yağları çoğaltabiliriz. Böyle bir karışım çam terebentin yağının tek başına vereceği faydadan çok daha etkili hale gelecektir. Ama çam terebentinde hani iş yerimize gelen, örnek veriyorum, 10 kişiden 8'inin yanlış bildiği bir şeyi söyleyeyim. Bu halkın çoğunda bu şekilde. Çam terebentin yağının şampuana karıştırılacağını zannediyorlar. Bu uygulama yanlış. Onun altını çizerek belirteyim. Çünkü hani aslında çok düz mantık. Çam terebentin yağını şampuanınız içerisine kattınız. Bir kere bir dezavantajı şudur ki, eğer kullanılan şampuan bitkisel, tamamen doğal bir şampuan değilse, böyle marketten alınan kimyasal, işte içerisinde kimyasal asitler, tuzdur, SLS'dir, parabendir gibi kimyasallar barındırıyorsa, bir kere o çam terebentin yağını şampuana katarak zaten yağı öldürmüş oluyorsunuz. Bir anlamı kalmıyor. İkincisi, kullanılan şampuan tamamen doğal bir şampuan olsa bile çam terebentin yağını saça tek başına nüfuz etmesi lazım. Çünkü şampuan içerisine kattık, saçımızı yıkadık. En fazla bir dakika sonra, bir dakika bile bekletmeden hatta direkt duruluyoruz. Aslında yağ cilde nüfuz etmeden, daha doğrusu saç köklerine nüfuz etmeden direkt vücuttan atmış oluyoruz. Bu yüzden yapılması gereken şudur. Saç, işte duş almadan bir yarım saat öncesinde lavaboda saçımızı çok az bir şey böyle nemlendirip, işte avuç içimizde suyu alıp çok az bir şey nemlendirip, yağdan yine avuç içerisine alıp avuç içerisinde ısıtalım birazcık yağı. Yani avuç içerisine yaydıktan sonra saç köklerinden uçlarına yayarak yağı yediriyoruz. En az yarım saat, bu bir saat bile bekleyebilir. Hatta öyle ki, eğer kullanılan çam terebentin yağı saf yağ ise, içerisine başka bir yağ katkısı da, böyle seyreltme anlamında, kaliteyi düşürme anlamında başka bir ucuz yağ yok ise içerisinde, akşam sürdük sabaha kadar bile bekleyebilir. Saçta minimum yarım saat beklettikten sonra bitkisel doğal bir şampuanla saçımızı durulama işlemi yapalım. Bunu dediğim gibi şampuan içerisinde yağ kesinlikle katmıyoruz ki saça nüfuz etmesi için tek başına yağın beklemesi lazım saçta. Faydası ise saç köklerini beslediği için dökülme başta olmak üzere işte hacimsizlik, matlık, cansızlık, saç uçlarındaki kırılma gibi en çok görülen, en sık görülen rahatsızlıklarda çam terebentin yağının tek başına faydası vardır ama tekrar söylüyorum, o az önce bahsetmiş olduğum saç bakım yağlarıyla beraber ise çok daha etkili olacaktır.